Merhaba arkadaşlar. 14 Mayıs 2024. Cevizde çeşit değiştirme aşısı. Şimdi bu zamanda ceviz aşı olur mu diyen arkadaşlar. Bakın kalemlerimiz hala uykuda. O yüzden kalemleriniz sağlıklı olduktan sonra aşı 15 Haziran'a kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. Önemli olan kalemlerinizin kalması. Böyle. Bu şekilde. Hepsi bu kadar. Şu kalemlerimizi açalım. Eğer kalemler sağlıklı kaldıktan sonra bakın gözlerimize hiçbir uyanma yok. Hepsine de bakabilirsiniz şöyle. İki tane göz bırakıyoruz. Kenarlarından alıyoruz böyle. Bu ağaçlarımız daha önceden kesilmiş, hazırlanmış. Biz de bugün aşısını yapıyoruz. Ve bu tarafını alıyoruz. Hepsi tamam, bu kadar. Şimdi motorlu testereyle kestik, hazırladık. Hemen şöyle bıçağımıza ferahlayalım. Maşallah güzel kabuk var cevizi de. İyi de gelişmiş. Şuradan başlayalım. Altını niye temizliyoruz? Kalemlerimiz rahat otursun ve kaynama içe doğru olsun diye. Bakın. Kabuk kalın olduğu için. Böyle. Ölçüyü milimetrik alırsanız kalemleriniz çok rahat oturur. Eğer ki geniş alırsanız kalemleriniz rahat oturması sağlanır. Bakın. Böyle sımsıkı olacak kalemler, hiçbir şey oynamaz. Şimdi sen gelebilirsin. Kalemlerimiz böyle oturdu.
Bakın 4 parmak arası. 3 parmak 4 parmak kalacak arkadaşlar. Ağacın kalınlığına göre bu değişiyor. Çünkü yarayı çabuk kapatıp burada ortanın çürümesine engel olsun diye. Bu şekilde. Şimdi streçini de saralım. Şu taraftan al abi. Şimdi doldur abi. Kenarlarını delelim buralarda. Niye deliyoruz bunda? Yağmur suyu birikmesin orada diye. Diğer tarafını deldik böyle. Toprağı bol olsun, doldur. Soğan ekeceğiz daha buraya, sarımsak, soğan. Doldur abi, doldur, doldur, doldur. Doldur. Sen bir kürek daha at yeter. Ver abi sen bana macunu bir de. Kalemimiz ucuna da macunu sürüp işlemimizi tamamlıyoruz. MS tarım olarak profesyonel ekibimizde Türkiye'nin her yerinde ceviz, aşı, budama ve bahçe kurulum hizmeti veriyoruz. Cep numaram 0538 518 32 86. Web sitemiz mstarim.com. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.